Malatya'nın geçitlik döneminden kalma, Hitit efsanelerinin anlatıldığı, tanrılara sunuların anlatıldığı ve farklı mitolojik bazı figürlerin de yer aldığı devamında Latincesi Diabetes Mellitus'tu, bilirsiniz belki. İşte aynı şey Mellitus orada. Malatya'nın son kralı Tarhunuz olduğu söylenmekle birlikte bunun bir Mutallı da olabileceği, Mutallı dediğimiz bir Asur prensi de olabileceği söyleniyor. Bu da yine keza Melit Krallığı döneminden kalma. Şimdi Anıtkabir'in girişindeki aslan heykellerinde benzer stili, üslubu görürsünüz. Bunun sebebi de şudur. 1800'lü yılların ortalarına kadar Charles Texier ilk olarak Anadolu'ya gelip geldi. Cumhuriyet kurulduktan sonra bile 60'lara kadar, 70'lere kadar büyükte ve 6000 parça, tek parça şey mühür yok. Hep söylüyorum, maça gittiğimizde bileti yırtarlardı ya da sinemaya gittiğinde. Değişik boyutlarda. İşte bu ürünlerle Aslantepe'de bir yönetim sisteminin olduğunu kanıtı olan belgeler. İşte şu mühürler şurada bulunmuş. Şu boşlukta Malatya Müze Müdürlüğü tarafından arıları kovulmuş bir test sisteminin. Müşterilerimiz kendimiz temel sanatları müze müdürlüğünde. Kalaycılık en eski mesleklerimizden biri. Eski yer bir falan bakır kablonun toz nişatır yardımıyla parlaması da yapılıyor. Bu ne? Biz niyet. Şöyle diyelim. Başka bir yerden bile bakıyor. Gerçekten kovboy takip şey, red gibi. Öyle mi? Başarılı. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Büyük eşyalar. Kurumların vermiş olduğu sipariş var şu şekilde TSE'nin ya da belediyeye yönelik çalışmadan kurslar veriliyor burada. Eğitim veriliyor. Onun dışında da bizden fincanlarımızı göstermişsiniz. Şu şekilde bunlar pişmemiş. Pişen fincanlarımız yan tarafta. Malatya Kültür Bahçesi. Şu şekilde tabağımız var. Kayısı çiçeği ve kayısı. Kayısı çiçeği yemiyorlar falan ya, bunları alıyorlar, neler yapıyorlar. Çok doğru, güzel bir şey yapmışsınız. Harika. Bunlar yani. Gümüş mü peki? Bağlamış beşiği sallıyor. Yani annelerimiz bağ parça işi bile olsa çalalarını kimseye emanet etmezdi. Böyle de gerekirse sırtına bağlar çalasına muzayet olurdu. Parçalar kürelerin gelinin karşılığı gelendir. Ondan dolayı gelin getirdik. Gelin gelmeden düğünden birkaç gün önce... Vallahi büyülenmiş gibi geziyoruz. Ama çok yemek yedik. Şimdi de çok güzel bir konaktayız. Battal Gazi Kadın Kooperatifi'nin yaptığı, hazırladığı bir sofrada buluştuk. Çok güzel ürünler tattık. Bak paketledim, aldım, götüreceğim bir fazlasını. Kömbe yedik. İlk kez kömbe, Malatya kömbesini yedik. Pestili yedik coğrafi işaretli. Bayıldık. Fahri Başkan Hanımefendi bizi çok güzel ağırladı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Unutulmaz bir gün yaşadık. Yani ben ilk kez öyle bir... Öyle bir tarih mekanda bulundum. Tarih mekanlara ilgim var ama ilk kez içine girdiğimiz, etrafından dolaşmadan geçtiğimiz, daha çok hissettiğimiz bir yerde bulunduk. Çok etkiliydi. Arkeolog arkadaşın açıklamaları da çok heyecan vericiydi. Daha da derinlere gittiği söylendi. Çok çok heyecan vericiydi gerçekten. Çok etkilendim. Ben bu kadar zengin bir öğren yeriyle karşılaşacağımı tahmin ederek gelmemiştim. Çok çok güzeldi. Çok güzel bir ağırlama. Gerçekten yüz artır gurur duyduğumuz bir menü var şu anda masamızda. Önce çok teşekkürler Fahri Başkanımıza. Kadın Kooperatifine çok teşekkürler. Yediğimiz her şey olağanüstü lezzetliydi. Ve zaman zaman Malatya'nın yurt dışındaki temsilini biliyorum, takip ediyorum. Ben de hatta 2 yıl oldu sanıyorum Brüksel'de. Malatya yemekleriyle İbrahim Bey'in katıldığı bir organizasyondaydım. İnanılmaz etkilenmişti katılanlar. Bütün oradaki yabancıların hepsi için müthiş bir hayranlık uyandırmıştı. Bu gastronomik değerleri yüceltmek, yukarı taşımak gerekiyor. Öncelikle herkesin öğrenmesi, herkesin tatması gerekiyor. Bunlar yapılacak eminim. Bunlar projelendirilecek. Battal Gazi ile ilgili bugün Aslantepe'yi gezdik. Müthiş bir tarihi eser.
Ülkemizin geçmişi ve Battalgazi'de de böyle kıymetli bir yerin olması, Höyüklerin en eskisi bildiğim kadarıyla çok etkileyiciydi. Belki şu an 5000 yıldan bahsediliyor ama sanıyorum kazılarla beraber bu belki daha da gerilere gidecek. Yani çok eskilere dayanacak. Bu bile başlı başına bir potansiyel Battalgazi için, Malatya için. Yani gerçekten çok etkileyici. Yani bunları biliyorduk, Aslantepe'yi de biliyorduk belki ama Battalgazi'nin bu kadar göbeğinde içinde olduğunu bilmiyorduk. Bu gelişte onu da Battalgazi'yi de iyi tanımış olduk. Bundan sonra daha çok takip edeceğiz. Çok memnunuz. Her zaman geleceğiz Battalgazi'ye özellikle. Benim Malatya'ya ilk gelişim. Ama çok şanslıyım. İyi ki böyle bir organizasyonla Malatya'ya geldim. Battalgazi Malatya'nın büyük ilçelerinden biri. Ve şu ana kadar, şu anda bir sofradayız. Kadın emeğini burada gördük, kadının gücünü gördük. Muhteşem yemekler yedik. Bunların çoğunu Malatya'nın böyle bir yemek kültürü olduğunu bilmiyordum. Bunları öğrendim. Aslantepe muhteşem bir höyüktü. Hakikaten onun içine girmek, o tarihin içinde gezmek, görmek, binlerce yıl önce yapılmış resimlere tanık olmak çok etkileyiciydi. Kervansarayı da çok beğendim. O da çok güzel kazandırılmış. Kadın kooperatifinin kurulması, orada kadınlar için eğitimler verilmesi. Bunlar belediyecilik açısından hakikaten Malatya'da ve Battalgazi ilçesinde ne kadar önemli şeyler yapıldığını gösteriyor. Ben şimdi İstanbul'a döndüğümde hem mesleğim gazeteci olarak bunları aktarmaya çalışacağım. Hem de şöyle bir şey yapacağım. Çevreme, tanıdığım herkese Malatya'ya gitmelerini, Malatya'da nasıl bir tarihi güzelliğin, nasıl bir gastronominin olduğunu, gezecek, görecek çok yerin olduğunu anlatmaya çalışacağım. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Evet. Gerçekten çok teşekkürler. Peki. Seni misafir olarak değil de ev sahibi diye hissetsinler diye yukarı kata da böyle bir baş ocağı bırakmışlar. Başını bir taraftan çağlasınız yine sallıyor. Aslında ne kadar güzel. Yani hem çocuğunun başında hem yemeği yapıyor.